Bu arkadaşlarımızın tamamı aylar öncesinde, hatta yıllar öncesinde mülakata girip bekleyenler var. En son Ekim, Kasım, Aralık aylarında mülakata girip işbaşı işte Mart'ı, Nisan'ı, Mayıs'ı bulan arkadaşlarımız var. Süreç bu şekilde gelişti. Bizler mesela şu anda çıkartılma sebebi olarak da zaten deneme süreci olarak öne sürüldü. Bu şekilde iş gelişme sürecim. Şimdi baktığınız zaman diğer taraflarda, ilçe belediyelerde çıkartılan işçiler var, ödenmeyen paralar vesaire falan var. Ama tabii ki dediğim gibi işçi, emekçi şu anda birlik olmadığı sürece yarın öbür gün, bugün bizim başımıza gelen, yarın onların da başına gelecek. O yüzden biz bütün sendikaları, bütün dernekleri, STK'ları, herkesi bizim arkamızda olmaya davet ediyoruz. Bizlere destek vermesini istiyoruz. Açıkçası gerçekten biz hiç şeyi beklemedik. Yani böyle bir sorunu yaşayacağımızı beklemedik. Çünkü her arkadaşın başka hikayesi var. İşte biri son 3 yıllık tazminatını yapmış gelmiş. Öbür arkadaş başka tarafta 3 yıllık tazminatını yapmış gelmiş. Öbür arkadaş başka bir tarafta çalışırken kendi işini bırakmış gelmiş. Benim küçük bir işletmem vardı. Yani çok para kazanmıyordum ama en azından sabahleyin kalka gidebileceğim bir işim vardı. Ben orayı bıraktım. Yani hiçbir şey yapmadan kapattım açıkçası. Niye? Çünkü işte bir belediye işimiz var. Orada çalıştı diye başladık. Ve biz gittik, bizi birimlerimize dağıttılar. Dolayısıyla fazla eleman varsa kesinlikle bizim günahımız değil. Belediye ciddi anlamda ekonomik olarak zor durumda, bizim asla bizim sorunumuz değil. Artı biz aslında belediye için artı değerliyoruz. Çünkü biz üretiyoruz. Maalesef o siyasi çelişmeden kaynaklı. Yani buradaki bütün arkadaşlar kurban seçildi ki bunun arkasında gelecek diye söylenti var. Yani 3000 kişi diye söylenti var. Yani biz açıkçası taleplerimiz yerine gelince kadar, işimize dönünceye kadar kesinlikle direnmeye devam edeceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Burada yaşanan bu krizin faturasını işte, çünkü şeyi görüyor artık, yani en zayıf nokta olarak, en zayıf haklı olarak işçileri görüyorlar. Yani en basit işten atamayacağız. Yani birazcık aslında işçileri sahipsiz gibi, aslında öyledir. Yani bunun yerine aslında giriş önüne geçmeleri gereken, o kadar çok tasarruf etmeleri gereken o kadar çok alan var ki, biz değiliz bu, gerçekten biz değiliz. Yani mesela ranta giden paraları bir sefer ondan gitsinler tasarrufa. Yani belediye kendi işini kendisi yapsın. Yani bir müteahhite peşkeş çekeceğin kendi işini kendisi yapsın. Yani mesela İzlenerji diye bir şey var. Tam da işte bu iş için kurulan bir koskoca bir şirket. Ama ne hikmetse sürekli işte birilerine peşkeş çekiliyor. Yani burada gerçekten eğer bir tasarrufa gidilecekse biz değiliz bu. Gerçekten biz de. Çünkü bunun günahı falan biz değiliz. Bunun sorumlusu da bize. Bugünkü İzmir'deki belediyelerin ya da ki herhangi bir şeyin belediyelerde kriz varsa bunun sorumlusu asla işçiler değil. Yani bunun havaşı da öyle. İşte Lezita eylemlerini biliyorsunuzdur. Lezitası da öyle. Agrobay'ı da öyle. Yani ne oluyorsa oluyor, Türkiye'de bütün faturalar işçinin üzerine. Yani bir zamanlar biliyorsunuzdur, şu söyleniyordu. İşte vergiyi tabana yayacağız. Taban kim? Taban en alttakiler arkadaşlar. Yani ezilen gene işçi. Yani niye yukarıdakilerin vergileri sıfırlanırken bütün vergiler işçinin omzuna yük olarak indiriliyor? Tamamıyla işçinin üzerinde biniyorlar. Aman işçi canlanmasın, işçi akıllanmasın, işçi gözünü açmasın. Her şey işçi prosedürü zannediyor. Yani işçi tiyatroya gitmesin, işçi bilmesin, işçi okumasın. Yani işçi biz ayırt edelim, kendi aralarında da böyle. Yani böl ve yönet mantığıyla hareket edelim diyor. İşçiler eğer ki tek başına hareket ederlerse kaybetmeye mahkumlar. Bizim işçi olarak kabul ettiğimiz üretimden gelen bir gücümüz var. Yani biz bireysel olarak kaybederiz ama üretimden gelen gücümüzü kullandığımız zaman kazanırız. Bunu da çok iyi biliyorlar. O yüzden zaten bizi ayrıştırıyorlar. Yani bu da ayrışmaları seviyor. Bizim ayrışmadan bir olmamız gerekiyor. Bir olduğumuz zaman da kazanamayacağımız hiçbir şey yok. Yani eğer ki bu şekilde de devam ederse zaten durumu görüyorsunuz. Yani büyük bir maddi sıkıntının içine soktular bizi ve böyle de devam etmeye mahkumdur. Diyeceğim tek şey bu.